Herkese merhaba arkadaşlar. Dilan, Baran'ın Fırat ile düşman olmasını istemedi. Baran, Dilan'ın aile işlerine karışmamasını istedi. Dilan, Baran'dan duyduklarına çok üzülecek. Baran, Dilan ile konuşmak, sözlerinin maksadını aştığını söyleyerek özür dileyecek. Ama Dilan, Baran'a küsecek. Baran, Dilan ile küs kalamayacağını söyleyerek Baran, Dilan'a kendisini affettirmeyi başaracak. Baran Fırat ve Hasan'ın konuşmalarını duyacak. Baran artık Fırat'ı gerçekten zehirleyenin Hasan olduğunu anlamaya başlayacak. Zaten Kudret'te kardeş gibi değil de düşman gibi olduğunu onlara bugün anlatmıştı. Bugün Fırat'ın gözyaşları beni gerçekten çok etkiledi. Artık oruçtan mı duygusallıktan mı bilmiyorum ama Fırat'la birlikte ben de ağladım. Fırat için yoruma kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Baran yavaş yavaş Fırat'ın yaptığı kötülükler için pişman olduğunu inanmaya başladı. Çünkü Baran Hasan ve Fırat'ın konuşmalarını duyacak. Baran asıl düşmanın Hasan olduğunu öğrenmeli. Baran bu kez Hasan'ı konaktan göndermeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Ben Hasan'ın yaptıklarının cezasını çekmek isterim ama senaristim buna izin vereceğini düşünmüyorum. Şimdilik konaktan gitsin benim için yeterli. Kudret, Baran ve Fırat'a bahçede yapılması gereken bazı işler olduğunu söyleyecek. Kudret Baran ve Fırat'ın konuşması ve barışması için böyle bir plan yapacak. Adeta onları cezalandıracak. Ama Hasan'ın istediği barış değil ki savaş. Psikopat Hasan kaostan besleniyor. Hasan Cevahir'e Baran ve Fırat'ın yeniden bir araya gelmek üzere olduğunu söyleyecek. Cevahir tüm aileye Fırat'ın Cihan'ı öldürmeye çalıştığını anlattığı görüntüleri bir mesaj olarak gönderecek. Baran herkesi durduracak ve mesaja bakmalarını engellemek isteyecek. Bu da demek oluyor ki Baran Fırat'ı affedecek. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.